أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أكرموا العلماء ووقروهم وأحبوا المساكين وجالسوهم وارحموا الأغنياء وعفوا عن أموالهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberan rızam aleyhi bir salavat ve teslimat, ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullah teala aleyhi mecmain, bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtar, dar, baka edenler, rahmetullah aleyhi mecmain, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Ekrimu el ulema ve vakkiruhum. Ey ümmet-i Muhammed, alimlere onlarla muamelenizde, davranışlarınızda saygı göstererek, haklarını vererek, ikram ederek güzel muamele yapın. Çünkü onlar peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüş miras bırakmazlar. Ancak ilim miras bırakırlar. Biliyorsunuz bir insana kim mirasçı olur? En yakını. En yakını varken uzaktakine pay gitmez. En yakını olduğuna göre mirasçı, alimler de peygamberlerin mirasçıları Efendimizin ifadesine göre. Demek ki peygamberlerin en yakınları alimlerdir. Bunu bilesiniz ve onlara göre saygıda kusur etmeyesiniz. Davranışlarınızda buna dikkat ediniz. Tabii bu ancak ilmiyle amil olan alimlere özgüdür. Onlar ikrama, saygıya, saygı gösterilmeye layıktırlar. Böyle alimler Allah'ın yeryüzünde nurlarıdır. Allah'ın ayetlerini, Kur'an'ını, emirlerini insanlara ulaştıran nurlardır. Dinin direğidirler. Öğrenilmezse din kalmaz. Dini öğreten, din konusunda nasihat veren alimler olmazsa din kalkar gider. Nitekim yakın tarihimizde bunu haberlerde gördük. Vaktiyle Polonya'yı Müslümanlar fethettiler. Orayı İslamlaştırdılar. Oradaki ahali Müslüman oldu. Camiler yapıldı. Ama sonra komünizm gelmiş, tamamen dini ortadan kaldırmış. Gazetedeki röportaj haber şuydu: cami duruyor, 5 vakit namaz kaybolmuş, cuma toplanıyorlar camiye ama camide cuma namazı kılmıyorlar, vodka içip dağılıyorlarmış. Alim dini öğretmezse, dinin hükümlerini öğretmezse, ki orada yıllar boyu dini öğreten alim yok, nesilden nesile din unutulmuş ve bu hale gelmiş. Cuma'da camide toplanıyorlar, Müslümanız diyenler, ama cuma namazı kılacağını vodka içip dağılıyorlar birlikte. Bunu kaste şey etmişti. Evet, onlar Allah'ın dinini ayakta tutan direklerdir.
yeryüzünü ayakta tutan kazıklar, direkler dağlar olduğu gibi. Dağlar olmasa yeryüzü rahat durmaz. Eğrilir, büğrülür. Onu istikrara kavuşturan, yerinde durduran dağlardır. Kur'an-ı Kerim'de öyle. Vel cibale evtada, dağları biz kazık, direk yaptık diyor. Allah Zülcelal Hazretleri, yeryüzünde dini ayakta tutan da alimlerdir. İlmiyle amil, ilmini bildiğini yaşayan karakter sahibi, kişilik sahibi alimlerdir. İlmini yaşamayanlara saygı gerekmez. Çünkü ilim onların aleyhine delildir. İlim sahibine ilim lehine delildir. Ama bildiği halde uygulamazsa aleyhine delildir. Cahil adama bir soru soracaklarsa ona 100 soru sorarlar. Bildiğin halde neyi yapmadın diye. Alimlerin, ilmiyle amil olmayan alimlerin af umudu daha zayıftır cahillere göre. Bu açıdan bildiği halde yapmıyor çünkü. Evet. Femen ekremehum fakat ekremallah. Kim alimlere ikram ederse Allah'a ikram etmiş olur. Bir hadis-i şerifte kim alimlere ikram ederse fakat ekremeni, bana ikram etmiş olur buyuruyor Peygamberimiz. Ve men ekremeni fakat ekremallah. Bana ikram eden de Allah'a ikram etmiş olur. Evet. İşte onların hakkını vermeniz, davranışlarında saygılı davranmanız, sözlerini kabul etmeniz, uygulamanız, haklarını böylece vererek onlara saygı duymanız gerekir. Bu Allah'a saygıdır, peygambere saygıdır. Hadis-i şerifin devamında "Ehabbil mesakin." Miskinlere, alimlere ikram edin, saygı gösterin. "Ve ehabbul mesakine." Miskinlere sevin. Elinizi onlardan çekmeyin. Destekleyin. Yardım elinizi uzatınız. Ve calisuhum. Miskinlerle kuruşu olmayan adam. Fakir, zekat vermeyecek derecede olan. Zekat verecek derecede olursa buna zengin deniyor İslam'da. Zekat veremeyecek derecede olanların adı fakirdir. Bu fakirlere zekat veririz biz. Miskin, İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimahullah'a göre bir şeysi olmayan, toprakta yatan, yastığı taş olan adam. Bir şeysi yok. Onlar miskin. Kur'an-ı Kerim'de var. Bunları sevin ve onlarla beraber oturun kalkın. Dostluk kurun. İçli dışlı olun onlarla. Niye? Kibriniz, gururunuz kalmaz. Paralı, zengin adam parasına güvenerek havalanabilir, gurura kapılabilir. Bu garibanlarla, miskinlerle oturup kalkarsanız bu gururdan kurtulursunuz, kibirden kurtulursunuz. Onun için onlarla oturup kalkın. Verhamul agniye, zenginlere merhamet edin. Ne demek o? Zenginlere merhamet et. Ne demek? Onlara din kardeşiniz olarak, mümin olarak, müminlik kardeşiniz olarak öğütlerde bulununuz. Her insan yanılabilir. Bilhassa zenginler, malı mülkü çok olanlar çetin bir imtihan içindedirler. Onların nasihata daha çok ihtiyacı vardır. Onlara nasihat ediniz. Ve de velâ haseduhum, sakın ha onlara haset etmeyiniz. Ya adam çok kazanmış, çok malı mülkü var, benim yok diye karnınız kurtlanmasın. Haset etmeyiniz. Zenginlere merhamet böyle olur. Ve ifu an emvalihim. Evet. Mallarınızdan gözünüzü sakının. Ne demek? Göz dikmeyin mallarına. Veren Allah'tır. Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum. Herkesin yaşayışta gerekli olan rızkını Allah taksim etti. Sana verseydi kim bilir göğü taşlayacaktın belki.
Onun için sana vermedi. Şöyle güzel gitsin diye. Evet, böyle düşüneceksin. Ya ona çok verdi, bana vermedi diye isyana gitmeyeceksin. Hayrıma böyle oldu diyeceksin. Adamın malına da göz dikmeyeceksin. Öyle diyor. Ve'ifu an emvalihim. Evet, komünizm İslam'da olamaz. Rızkı veren Allah'tır. Razzak-ı alemdir Allah. Allah'ın verdiği rızkı niye kıskanıyorsun? Kıskanırsan Allah'ın takdirine, emrine itiraz ediyorsun demektir. Onun için komünizm İslam'da bağdaşmaz. Komünizm ne demek? Adamın elinde çok, o zaman zorla onu almak lazım. Neden onda çok olsun? Çekememek, haset etmektir. Komünizmin temeli budur. Onun için bu fakir, fukara tabakasını istismar ediyorlar bu duygularını. Her insanda böyle vardır. Haset duygusu olmayan insan olmaz. O duyguları gemlemek esaslıdır. Esas olan odur. Frenlemek esastır. Komünizmde böyle bir fren olmayınca insanları o duygularını adam tahrik ediyor. İhtilaller yaptırıyor. Tarihte biliyorsunuz ne kanlar döküldü. İslam'da böyle şey olmaz. Her şeyi Allah'ın takdiri üzere cereyan eder. Demek ki ona o layıkmış. Bunda bir hikmet vardır. Onun onda çok var, bende niye yok diye onun malına göz dikilmez. Kıskanılmaz. Evet. Malın hesabı vardır. Evet. Dürüst yollarla helal yoldan kazan mal hesaptır. Evet. Haram yoldan kazanan mal da azaptır. Şüpheli yollardan kazanırsak itaptır. Niye böyle yaptın diye azarlarlar. Öbür dünyada azarlarlar. Tabii şimdi hep misal veririz biliyorsunuz. Dışarıdan ben 80'li yılda, 81 yılında Avrupa'dan geliyorum. Memur adam ne alacak ki? Evet. Arabada bir şey yok. Adam baktı şöyle Gümrük'te, Edirne'de. Geç hadi güle güle hoca dedi. Çünkü pasaportumda üniversitede hoca oldum yazılı. Hemen geçtim ben. Benim arkamda adam, o zaman Türkiye'de mal ithal edilmiyor. Çok sıkı şeyler var. Şimdi her şey serbestleşti de. Adam yıllarca orada kalmış, Türkiye'ye dönüş yapıyor. Minibüsün üstü, altı, içerisi adam oturacak yere kalmayacak kadar doldurmuş malla. Onu görünce çek reyona dedi. Çek şuraya. İndir bakalım aşağıya. Her birini tek tek kontrol etti. Ben gittim evime, oh yattım, istirahatım baktım. O hala hesap veriyor. Kalem kalem. Ahiret, dünya ahiretin misali. Öbür tarafta malın çok. Nereden kazandın? Nereye harcadın? Soracaklar. Sorunca kadar zaman geçecek. Güzel adam, Allah'a isyan etmemiş. Malı mülkü yok. Güzel insan, iffetli Müslüman, iffetli fakir, güle güle cennete. Ödeki hesap verince kadar o cennette yaşar. Aynı böyle. O ne diyor? İşte zenginlik dürüst yollardan olursa hesaptır. Tabii hesabını verdikten sonra cennete girince yüksek makamlara geçer. Garibandan üstün olur. Neden? Bu camiyi para yaptı. Zenginlik yaptı. Onun böyle bir camisi var mı? Yok ki. Ne yapsın? Bu camiden dolayı oraya. Ama hesap verecek bir o sınırda. Gümrük memuru hesap verdiği gibi hesap verecek. Temiz çıktıktan sonra cennete girince makamı yükselir ama hesaptır. Azap olur eğer haram yollardan kazanırsa. Azap sebebi olur. Şüpheli kazandıysa da azarlama, itap sebebi olur. Evet, zenginlik budur. Zenginlerin malına göz dikmeyin. Öyle pek heveslenmeyin. Çetin imtihan sebebidir. Sakın kıskanmayın. Allah'ın takdirine itiraz etmiş olursunuz. Mallarına göz dikmeyin. Deylemi Ebu Derda Hazretlerinden, evet, hazretmiş alimlere ikram edin. Miskinler sevin, onlarla oturup kalkın. Zenginleri de bu şekilde nasihat etmek suretiyle, haset etmemek suretiyle merhamet edin. Mallarına göz dikmeyin hadisini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ekrimu hamaletel Kur'an. Hamaletel Kur'an. Kur'an
taşıyıcılarına ikram ediniz ey ümmeti Muhammed. Yani Kur'an'ı ezberlemiş, yutmuş Kur'an'ı, tersinden oku desem okuyacak. Diyorsun ki falan sayfadan başla hoca, tık 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 okuyor hiç takılmadan. Aa, böyle hafız, böyle hafız Kur'an, o hafız olmuş unutmuş, o sorumluluk. Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Hem tokat vurur, hafızlık büyük şeref. Allah'ın kelamından daha şerefli bir şey olur mu? Kelamını yutmuş. Kur'an Allah'ın kelamı. Kelamını yutmuş. Evet, içinde Kur'an var. Kur'an yük taşıyor adam. Nasıl taşıyor? Hiç unutmamış. Nereden okursan tık 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 gidiyor hemen. Aha, bu Kur'an hafızlarına ikram edin. Çünkü onlar Allah'ın kelamını taşıyorlar. Saygı gösterin. Tazim edin. Ya tazim Allah'a olur. Zaten biz onun etine kemiğini tazim etmiyoruz. İçinde taşıdığı Kur'an'la tazim ediyoruz. Gene Allah'a tazim etmiş oluyoruz. Efendimiz onu söylüyor. Hameli Kur'an'a, Kur'an hafızlarına değer verin, saygı gösterin, ikram edin, ihsan edin, muamelenizde iyi davranın. Evet. Ama Kur'an ezberlemiş, hiç Kur'an'ın içindeki hükümleri uygulamıyor. Yok. Bu onun aleyhine delil. Hem biliyorsun hem uygulamadın. Çok çetin hesap verici bu. Sıkıntıya maruz kalacak. Biliyorsun, uygulamıyorsun. Bu ikrama layık değil. Men lem ya'mel fela yukram bel yuhanu aleyh. Hafız olduğu halde Kur'an'ın gereği gibi yaşamayan adam ikrama layık değildir. Neden bunu uygulamıyorsun diye kınanır. Allah sana böyle bir nimet vermiş, şeref vermiş. Kadrini bilmiyorsun, akılsız denir. Evet, o ikrama layık değil. Aleyhine delildir çünkü. Femen akramahum fakat akramallah. Kim hamale-i Kur'an'a böyle güzel unutmamış hafızlara ve hafızlığın şanına, şerefine yaraşır, yaşamış, düzgün yaşamış insanlara ikram eden kimse Allah'a ikram etmiş olur. Evet, bir hadis-i şerifte bana ikram etmiş olur, bana ikram edince Allah'a ikram etmiş olur şeklinde bunda da var. Alimlerde olduğu gibi. Evet. Ela fela tankusu hamaletül Kur'an hukukahum. Hafızlara, böyle hafızlara, Kur'an'a göre güzel yaşayan Kur'an hamillerine onların hukuklarını sakın eksiltmeyin, tam verin. Haklarına riayet edin. Hürmette kusur etmeyin. Onları küçük görmeyin. Dinlememezlik etmeyin. Hafız adam, oku hocam, helal olsun, Allah ömürler versin, oku dinleyelim deyin. Okuyor güzel, ne güzel. Ama da uzat daha ya. Ben gideceğim kahvede, arkadaşımla pişpirik oynayacağım. İki çenge çalacağım, adam ya durmadan uzatıyor. Demeyin. Okuduğumu dinleyin. Dinleyin. Susun! Kur'an okurken hafızlar, gürültü yapmayın. Ve izâ kur'el Kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Şeytan durmaz. Böyle Kur'an okurken dürter. Bır 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 bır. Evet. Haç'ta Tunuslular, Cezayirliler, Faslılar var. Aynı namaz kılıyoruz. Arkadaşımız Kur'an okuyor namazdan sonra. Allah, ne gürültü yapıyorlar. Bu ayet-i celli okudum. Şimdi susun desek sen kim oluyorsun derler. Başka milletten zaten. Amirleri ben değilim. Ve izâ kuru'el Kur'ânu festemi'û le ve ansıtû leallekum turhamûn deyince durdular. Kesildi. Allah'ın emri bu yahu. Kur'an okunduğu zaman dinleyin. Konuşmayın. Kur'an'a saygı gösterin. O okuduğu kelam Allah kelamı. Saygı gösterin, susun, dinleyin. Evet. Bu şekilde hürmette kusur etmeyin. Evet. Fe innehum. Neden? Minallahi bi mekanin kâde hamaletul Kur'an en yekûnü enbiyâ.
şunu bilesiniz ki Kur'an'ı tersinden okuyacak gibi istediğiniz yerden hiç takılmayacak şekilde hafızasında her an unutmadan ezberlemiş olan ve Kur'an'a uygun yaşayan hafız, hamale-i Kur'an neredeyse peygamberdir. Neredeyse peygamberlerdir. Evet, neredeyse. Neden? Bu misali veriyor. Peygamber olunmaz. Hafız da olsan, alim de olsan peygamber olunmaz. Peygamber olan seçtiği kimselere, kendini seçtiği kimselere nasip olan bir şeydir. Ama peygamber diyor ki, böyle güzel hafızlar, güzel yaşayan hafızlar neredeyse, neredeyse peygamberlerdir. Evet. Ana izah ediyor, altında ikaz ediyor. Amma diyor, ela illa ennehu la yuha ileyhim. Aa, ben böyle söylüyorum ama peygamberlere Allah'tan vahiy gelir. O vahiy Kur'an işte. Tevrat, Zebur. O vahiy. Şimdi biz peygamberimizin getirdiği vahiy ne? Kur'an. O Allah'tan ona geldi. O bize öğretti. Hafızlar neredeyse peygamber ama peygamber değil. Neden? Onlara vahiy gelmez. Peygamber'e gelen vahiyi ezberlerler onlar. Onlara o kadar yakın ama peygamber değil. Dikkat edin. Sevgide de aşırı gitmeyin. Biliyorsunuz Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu dediler, çıktılar. Yo yo yo. Evet, Allah Celle Celaluhu babası olarak hiç evlenmeden Meryem anamıza hamile bıraktı. İsa Aleyhisselam'ı babasız dünyaya geldi. Babasız dünyaya geldi. Beşikteyken konuştu. Hristiyanlar diyorlar evlenmeden oldu. Bir de konuşuyor. Beşikteki çocuk konuşur mu? Allah'ın oğlu bu dediler. Yo yo yo. Adem Aleyhisselam'ı anasız babasız yarattı yahu. İsa Aleyhisselam babasız yaratması kolay değil mi ona göre? Ona inanıyorsunuz da buna niye aşırı gidiyorsunuz? Adem Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu demiyorlar. Ama İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu diyor. Yapmayın. Öyle şey olmaz. Ha, ben de size söylüyorum. Kur'an hafızları böyle güzel hafızlar. Demir gibi hafız. Güzel, hayatı güzel. Neredeyse peygamber ama peygamber değil. Onlara vahiy gelmez. Bunu da bilesiniz. Dikkat edin, onlara vahiy gelmez. Peygamber değildir onlar. Teknik terim olarak ıstılah manasıyla vahiy, Allah'ın emrinin Cebrail vasıtasıyla peygamberlere gelmesidir. Şimdi sapık alimler çıkıyorlar, sapık alimimiz diye, alimiz diyenler televizyonlarda Allah Kur'an'da arıya bile vahyettim diyor. Ben arıya daha yok muyum? Bana da vahiy geliyor diyor. Sapık herif. Vahiy fısıldamak anlamına da geliyor. Evhaytu ileyke, sana fısıldamıştım. Hocayı dinlerken, vaaz dinlerken kulağına söylemiştim. Evhaytu. Fısıldamak anlamına. Evhaytu, ilham ettim. Zihnine şey ettim, getirdim. Aklına getirdim. O anlama geliyor. Esas vahiy dinde Allah'ın Kur'an'ını Cebrail Aleyhisselam'ın peygambere söylemesi. Kalbine koyması. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i ayetler geldikçe unutmayayım, kaçırmayayım, görevimde eksik olmasın diye böyle yaparmış, dudaklarını kıpırdarmış, kaçırmayayım kelimeleri diye. Evet, la tuharrik, dilin oynatma Habibim. Biz o Kur'an'ı senin kalbine olduğu gibi yerleştireceğiz, öğreteceğiz, anlatacağız. Telaşlanma. Ayetçilik var. Kıyamet sonu. La tuhasib nefsanki. Evet. Öyle söylüyor Allah Zülcelal Hazretleri. Telaşlanma Habibim diyor. Biz öğreteceğiz. Kalbini koyacağız onu. Cebrail söylüyor. Peygamberimiz dinliyor. Biliyorsunuz her sene Ramazanlarda mukabele okunur. İşte Kur'an Azimşan'dan o Ramazan'a kadar gelenleri Cebrail Aleyhisselam Mescid-i Nebevi'de okuyormuş ona. Ondan sonra peygamberimiz, mukabele buradan geliyor. Peygamberimiz de diğer müminlere okuyor.
Mukabele karşılıklı Kur'an'ı okumak, dinlemek demek. Mukabele bu. Çok güzel sünnet. Mutlaka mukabeleye gidin, dinleyin. Vefat edeceği zaman sana iki defa dinletmiş Kur'an'ın tamamını. Anlamış ki Peygamberimiz iş bitti. İş bitti. Söylüyor. Hanımlarına söylüyor. İki defa söylediğine göre benim görevim tamam diyor. Bu iş bitti. Ondan sonra çoğu var mı? Vefat ediyor. Evet. Allah Celle Celaluhu Allah'ın emirlerini, Kur'an ayetlerini peygamberlere getirir. Peygamberimiz Efendimiz'e getirir. Buna vahiy denir. Ama Arapça'da vahiy kelimesi dediğim gibi fısıldamak, gizlice söylemek, ilham etmek gibi anlamlara da geliyor. Arıya vahyettik, arı biliyorsunuz. Yalçın kayaların kovuklarına yuva yapar. Kimse gelmesin, bal tatlı çünkü yerler. İngiliz ayı yer, gider gelir de dağda biliyorsunuz çok sever. Gelmesin diye arının aklı mı var? Yok, hayvanın adı akıl yok. Akıl insanlarda. Ona işte vahyettik, ilham ettik biz, oraya git. Balını koru. Bu anlamı adam bunu alıyor, ben arı kadar yok muyum diyor, bana da vahiy geliyor diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Kıyamet alameti efendim. Kıyamet alameti. Evet, vahiy peygambere gelir. Peygamberlik de bitti. Efendimiz'den sonra hiç peygamber gelmeyecek. Böyle şeyler safsatadır. Delidir bu adam, deli. Bunu söyleyen, bana da vahiy geliyor diyen adam delinin tekidir. Tımarhaneliktir. Sakın kulak asmayın. Ne yaparsa yapsın. Efendim harika şeyler bilmiyorum yani. Harika şeyler göster. Olabilir. Buna istisraç denir. Kafir de normal olmayan şeyler yapabilir. Çünkü insandır. İnsan yaratışında her türlü mükemmelliklerle donatılmıştır. O mükemmellikleri siz bazı mümareselerle, işlemlerle gün yüzüne çıkardınız mı? Senin benim yapamadığımız güzellikler ortaya çıkar. Buna istitraç denir. Aleyhinedir bu. Allah la ilahe illallah Muhammed Resulullah demediyse bu kabiliyetlerini bir takım mümareseler ortaya çıkarır. Küfründe azgınlık yapar. İstitraç ne demek? Cehennemde çukuru aşağılaşır dağ. Yukarıyı kattayken aşağı kata düşer. Derece derece çukura yuvarlanır demek. Peygamberin vahyettiği Kur'an'a uyacak. Peygamber'e uyacak, tatbik edecek. Ha o zaman işte hakikaten peygambere verilen mucize, keramet, evliya keramet olarak verilir. O doğrudur, o güzeldir. O güzeldir, evet. Evet yani böyle şeyler yapsa bile kanmayın. Vahiy peygambere gelir. İnsanlara, peygamber olmayan kimselere vahiy gelmez. Evet onu söylüyor. Evet. Ela illa ennehu la yuha ileyhim. Evet hafızlar, alimler, böyle Kur'an'ı iyi bilen, tatbik eden güzel hafızlar, alimler neredeyse peygamberdir ama peygamber demeyin onlara. Onlara vahiy gelmez. Onlar vahiy ezberlerler. Evet. Hadis-i şerifi Abdullah ibn Amr ibn As. Kahire'de kabri, türbesi orada. Yolu oraya düşen bu sahabiyi ziyaret edebilir. Orada yatıyor.